Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, günün öne çıkan haberlerinde tekrardan birlikteyiz. Her gün olduğu gibi şuradan yayınımızı beğenelim, paylaşalım, kanalımıza destek olalım. Haberler gelsin. Araç sahipleri, modeli yüksek veya düşük araç sahipleri, gelire endeksli cezalar geliyor desek ne düşünürsünüz? Ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Efendim, diyelim ki 90 model bir Şahin'iniz var. Evet, kırmızı ışıkta geçtiniz. Normalde kesilmesi gereken ceza 1000 lira. Değil mi? 90 model Şahin'e göre diyelim ki en düşük ceza kesilecekse en düşük ceza kesilir. Ama siz 90 model Şahin'e biniyorsunuz. Maaşınız diyelim ki 30-40 bin lira. Maaşınızı da gözden geçiriyorlar. Size ona göre geçiriyorlar. Peki Ferrari'ye binen? Ferrari'ye binene de, Mercedes'e binene de ona göre kırmızı ışık cezası kesiyorlar. Yani her vatandaşımıza farklı farklı geçirerek zevkin doruklarına ulaştırmayı planlıyorlar. Böyle bir haber var. Avrupa'da böyleymiş diyorlar. Bilmiyoruz. Biz Avrupa'nın yabancısıyız. Avrupa böyle mi geçiriyor? Avrupa'da yaşayan arkadaşlar yorumlara buyurun çökün. Deyin ki evet arkadaşlar, Avrupa'da sistem böyle. Türkiye'de de sistem böyle olacakmış. Mercedes'e binene ona göre geçirecek. Tofaş'a binene ona göre geçirecek. Mercedes'in minibüsüne ona göre geçirecek. Fiat'ın minibüsüne ona göre geçirecek. Altındaki arabanın değeri artıyor diye sevinen gerizekalı, sana bu sistem, bu çark her türlü geçirecek. Acımak yok reis. Acımak yok reis. Geçir bunlara. Geçirmeye devam et. Zevçallan. Zevkan, adamı çıldırtma. Efendim, Erdoğan'ın talimatıyla 6 ayda 434 milyon TL zarar eden süpermarketler zinciri Tarım Kooperatifi. Evet, geçen sene Erdoğan Tarım Kooperatifinden alışveriş yapmıştı. Halkı Tarım Kooperatifine yönlendirmişti. Yalan olmasın, o zaman Erdoğan 1000 liraya tuvalet kağıdı falan almıştı böyle. Ivır zıvır bu tarz şeylere, abur cubura 1000 lira para vermişti. Yanlış hatırlıyor olabilirim, kusura bakmayın. Ama fiyat buralardaydı. Vatan Partisi de Ümit Özdağ da ulan abur cubur aldınız, 1000 lira para verdiniz, hala ucuz diyorsunuz demişti. Erdoğan da her yere bu marketlerden açılacak demişti. Erdoğan'ın talimatıyla marketler açılmış, açıla açıla saçılmış. E ne olmuş? 6 ayda 434 milyon zarar etmişler. Yani batıyorlar arkadaşlar. Batırmaz. Erdoğan talimat verdiği için ne yapar? Size vergiyi biraz fazla kitler. Sizden almış olduğu vergiden tarım krediye biraz para ayırır. Bunlar zararını kapatır. Ama batmaz. Sonuçta Erdoğan talimat verdi. Batmaması lazım. Dünya liderinin, tabii yeryüzünde AKP'lilerin, gökyüzünde uzaylıların tanrısı. Eğer bir şeye açıl susam açıl dediyse o açılır. O kapan susam kapan demeden, yani oraları terörist ilan etmeden de oralar kapanmaz arkadaşlar. Ha bir gün bakar olmuyor, bu yük ağır geliyor, o zaman döner der ki aslında tarım kredi kooperatifleri FETÖ'cüymüş. Der la der, vallahi der. Ondan sonra ne olur baba, tarım kredi kooperatifleri kapanır. Ama şimdi kapanmaz. Devam. Yorumlara baktım. Normal marketlerin 1 liraya sattığını 2 liraya satıyorsunuz diyor. Halk şikayet ediyor. İyi de kardeşim, normal marketleri Tayyip mi açtı? Normal marketler Tayyip'e mi hizmet ediyor? Hayır. Tarım Kredi Kooperatifini Tayyip açtı. Reisinize, liderinize hizmet ediyor. Siz inadına gideceksiniz. Tarım Kredi Kooperatifinden 2 liraya alacaksınız. Ya 2 liraya alacaksınız. Siz bu ülkede BİM'leri, A101'leri, şokları, mokları terörist ilan ettiniz oğlum. Vatan haini ilan ettiniz. Gittiniz camlarını kırdınız. Saçma sapan, aptal saptal insanlar, gittiniz orada çalışan insanları tehdit ettiniz. Ya
fiyatlar niye yükseliyor diye. Hadi hadi götünüz yiyorsa, çok açık öyle dıp bigi mıp bigi boş ver, götü yiyen tarım kredi kooperatifine gider, der ki kardeşim vatan hainisiniz. Der ki kardeşim teröristsiniz. Der ki kardeşim FETÖ'cüsünüz. Siz bu fiyatları 1 lirayken 2 liraya satıyorsunuz. Hadi götün yiyorsa git tarım kredi kooperatifine, de ki vatan hainisiniz. Ha? Hadi, hadi yiyor mu? Yemez oğlum, yemez, yemez. Siz böylesiniz işte. Yemez. Ama iyi yapıyor Erdoğan. Geçirmeye devam ediyor ve geçirecek de. Ta ki bir gün, tamam mı, girenin ne olduğunu anlayıp isyan edene kadar Erdoğan size geçirecek. Çünkü siz seçtiniz. Ve 5 sene sesinizi çıkartmayacaksınız. Reisle 5 sene o yola devam. Recep Tayyip Erdoğan. Efendim Anıtkabir'e cami yapılacakmış. Böyle söylüyorlar. Böylelikle Atatürk'ün dinsiz yönü gidecek, Müslüman yönü haber yapılacak. Ve böylelikle CHP'nin tabanı da İslam dinine ısındırılacak. CHP'nin tabanının veya İslam dininden nefret edenlerin veya Müslüman olmayanların Atatürk'ü sevdiklerinden dolayı oraya cami yapılınca Müslüman olacaklarını zanneden zavallı bir zihniyet var arkadaşlar. Siyasal İslam'ın çürümüş kafa yapısıyla karşı karşıyayız. Adamlar sizin ülkeye yapmış olduğunuz camilerden dolayı İslam'dan nefret eder hale geldiler. Yaptığınız camilerinizle, sözde ibadethanelerinizle insanları dinden soğuttunuz. Hala çıkmış Anıtkabir'e cami yaparsak Atatürk'ün Müslüman yönünü anlatmış oluruz. Anıtkabir'e cami yapmanıza gerek yok. Sizin derdiniz Anıtkabir'e cami yapıp Atatürk'ün Müslüman yönünü millete anlatmak değil. Anlatmak isteseniz zaten bu zamana kadar anlatırdınız. Sizin derdiniz Atatürk'ü sevenlerin biz oraya cami yaptık diye ziyarete gelmemesi ve onların Atatürk'ten kopması ve bizim trollerin de o camiye gidip bakın sizin muhabbetinizde namaz kılıyoruz. Bir zafer kazandık edasıyla bunu poflayıp haber yapmaz. Sosyal medyada paylaşmaz. Evet, bunların derdi bu. Yetmiyor Ayasofya'nın eski baş imamı Mehmet Boynukal'ın Atatürk kim diye soran olursa dersiniz ki efendim halkı Allahu Ekber diye diye Yunan'ı denize döküyor, sonra da o halka Allahu Ekber'i yasaklıyor. Böyle bir lider. Halkı Allahu Ekber diye diye denize döktü Yunan'ı, sonra da Atatürk o halka Allahu Ekber demeyi yasakladıysa, o zaman Atatürk'ün o halkı da denize dökmesi gerekiyordu. Allah diyenleri de denize dökmesi gerekiyordu. Ve Atatürk'ün Türkiye'sinde bugün sen Ayasofya gibi bir camiye baş imam olamaman gerekiyordu. Değil mi? Değil mi? Demek ki dökmemiş. Demek ki dökmemiş. Yani sizin bu tavır ve tutumunuzdan dolayı keşke dökse miymiş deseydik. Hı? Keşke tamamen İslam dinini yasaklasa mıymış deseydik. Sizin gibi siyasal İslamcıların 20 senede Türkiye'yi getirdikleri şu hali görünce, İslam dinini ne hale getirdiğinizi görünce, keşke Atatürk komple sizden kurtulsa mıydı deseydik. Yunan'ı temizlemiş ama sizi unutmuş mu deseydik. Boynu kalın, boynu eğri, bilmiyorum. Siz hangi kafalardasınız, neyi yaşıyorsunuz da, yani bunlar sizi kurtarmaz kardeşim. Siz bu tarz çıkışlarınızla ekonomiyi, enflasyonu unutturamazsınız. Tamam? Halk aç, halkın karnı doymuyorsa, tencerede yemek pişmiyorsa, ister Atatürk'le gel, ister vatan millet Sakarya'yla gel, ister SİHA'yla gel, ister İHA'yla gel. Hiçbirini halk tınlamaz kardeşim. Hadi yolunuza. Hadi yolun. Siz imamsınız, cebinizi dolduruyorsunuz. Halk aç. Halkı da düşünmüyorsunuz. Üstüne bir de Atatürk üzerinden, Hatay üzerinden halkı kin ve nefrete teşvik ediyorsunuz. Bugün Erdoğan gitsin, halkı kin ve nefrete teşvik etmekten hepiniz yurt dışına kaçarsınız. Neyin kafasını yaşıyorsunuz oğlum siz? Ha? Ne oldu Halil Konakçı? Biz ne dediysek o kardeşim. Biz ne dediysek o.
Siz bakmayın bunların böyle çıkış yaptığına. Bunların arkasında MİT olabilir, istihbarat olabilir. Bile bile bu tarz açıklamaları yaptırıyor olabilirler. Cumhurbaşkanlarının danışmanlarından mıymış neymiş birisi çıkmış. Adını unuttum, önemli de değil zaten. Hocamızı yedirmeyiz. Hocamızı yedirmeyiz. Bekliyorlar, tamam mı? Çok güzel böyle. Haber yapılıyor. Halk böyle galeyana geliyor, tepki gösteriyor Twitter'da, orada burada. Sonra bunlar çıkıyorlar, hocamızı yedirmeyiz. Ne oluyor? Millet diyor ki ulan abi, adamlar İslam'a sahip çıkıyorlar. Oysa ki belki de kendileri açıklatıyorlar o hocaya. Hı? Çık açıkla diyorlar. Çık bunu açıkla. Şimdi sıra sende. Belki de Ali Erbaş'ın yerine bunu hazırlıyorlar. Siyasal konunun bütününden çıkmak istemiyorum ama siyasal İslamcılara her zaman bir tarihçi, bir hoca, tamam mı? Bir lider. Bu tarz şeylere önem verirler. Erdoğan ne yaptı? Cezaevine girerek siyasal İslamcıların, sözde Müslüman kesimin kahramanı oldu. Zamanında farklı farklı hocalar vardı. Şimdi siyasal İslamcıların tarihçisi öldü, Mısırlıoğlu. Yeni tarihçilere ihtiyaçları var bunların. Yarın farklı bir tarihçiden saçma sapan bir şey duyabiliriz. Bugün ne oldu abi? Ali Erbaş. Görevini artık yavaş yavaş bırakma aşamasına geldi mi diyelim. Ya da halkın gözünde tamamen etkisini kaybetti mi diyelim. Yeni hocalara ihtiyaçları var. Ne yapıyorlar abi? Halil'den devam ediyor silsile. Halkın kin ve nefretini artırıyor. Diğer tarafta buna sahip çıkıyor. Hocamızı yedirmeyiz. Ne yapalım? Bunları daha böyle kışkırtmak için Halil'i Diyanet İşleri Başkanı yapalım. Halil'i saraya imam yapalım. Halil'i şuraya getirelim. Halil'i buraya getirelim. Ha diyeceksiniz ki abi Halil ne okumuş? Belki de Diyanet İşleri Başkanı olamaz. Lan oğlum bu ülkede bir şey okumana gerek yok ki. Sen yeter ki saraya biat et. Saraya biat ettikten sonra Diyanet İşleri Başkanı da olursun. Dışişleri Bakanı da olursun. MİT'in başına da gelirsin. Çok da talaşınaydı adamın. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum çok bu vallahi bugün var ya harika konuşuyorum ha. Bugün mükemmel. Akşam Şanlıurfa karıştı. Şanlıurfa Bozova'da. 10 yaşındaki bir çocuğa iddialara göre diyor, altını çiziyorum. 3 Suriyelinin ya da mülteci de diyebiliriz bunlara. Kaçak göçmen de diyebiliriz. Suriyeli diyerek bir şey yapalım yoksa bütün kaçakları mı? Yok neyse. Haberde Suriyeli yazıyor. 3 Suriyeli kaçağın sözde bir 10 yaşındaki bir çocuğa TCVS yaptığına dair bir haber çıktı arkadaşlar. Haberi yaparken bile tereddüt ederek haberi yapıyorum. Çünkü ne desem diye düşünüyorum. Eski İYİ Parti'den milletvekili adayı olan bir avukat olayla ilgili tweet atmış ve caminin çadırvanında 3 gün boyunca bir çocuğa TCVS yaptılar demiş. Tabii Şanlıurfa karışmış. Bozova'da halk sokağa dökülmüş. Suriyeli mülteci, ilticacı istemiyoruz diyorlar. Polisle, tomayla, taşlayarak, onlar da bunlara su sıkarak tepki gösteriyorlar. Şimdi benim anlamadığım şey şu, bir tarafta Suriyeli istemiyoruz diyen vatandaşlar, diğer tarafta da o vatandaşlara su sıkan devletin polisi. Yani Suriyelileri savunuyor. Halkı dağıtmaya çalışıyor. Hükümet buraya! Hükümet buraya! Hükümet buraya! Haber doğru mu değil mi? Orası tabii ki ilerleyen günlerde ortaya çıkar. Böyle bir olay çıktıysa ortaya ki çocuğun babası konuşmuş. Çocuğun babası da çocuğuma saldırmışlar. Babana söylersen seni öldürürüz demişler. Ne yani çocuğa saldırmış babana söylersen yani nasıl saldırdığı da buradan zaten anlaşılıyor. Belediye başkanı, vali falan devreye girmiş. Bu Suriyelileri buradan göndereceğiz demiş. De. Sayın vali, sayın belediye başkanı. Sen o 3 Suriyeli'yi, 5 Suriyeli'yi, 10 Suriyeli'yi oradan gönderdin. Nereye gönderiyor? Abi sınır dışına. Tamam. Aha sınır. Bak burada çizgi de var. Buradan buraya bıraktın. Koşa koşa geldiler. Buradan atladılar. Devam. Yaptığınız işin bir garantisi yok kardeşim. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz da siz? Aynı gün
sabahında Şanlıurfa'ya bir kamyonun kasasından yüzlerce mülteci giriyor. Polis kamyonu durduruyor, millet kasadan atlıyor, ta 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 ta, her tarafa dağılıyor. Akşamında Şanlıurfa Bozova'da bir çocuğa, 10 yaşındaki bir çocuğa Suriyeliler 3 gün boyunca TCVZ yaptı diye haber çıkıyor. Neyin kafasını yaşıyorsunuz oğlum? Buradan 3 tanesini atıyorsun, oradan 10 tane, 15 tane, belki 20 tane tecavüzcü giriyor. Derdiniz ne, anlayamıyoruz. Anlıyoruz da söyleyemiyoruz. Söylememizi bile yasaklıyorsunuz. Derdinizin ne olduğunu anlıyoruz. Derdinizin ne olduğunu da biliyoruz. Ha buradan Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa halkına da illa çoluğunuza çocuğunuza tecavüz mü edilmesi lazım lan? Akıllanmanız için. Buradan benim Suriyeli kardeşlerimi, benim Afgan kardeşlerimi, benim mülteci kardeşlerimi hiçbirini suçlayamazsınız. Hiçbirini suçlayamazsınız. Belki de siz yaptınız. Belki de bilerek yapılıyor. Devlet içerisindeki belki belli klikler harekete geçtiler. Onlar üzerinden iç karışıklık çıkartmaya çalışıyorlar. Afganları, Suriyelileri size yedirmeyiz lan. Onlar bizim din kardeşimiz oğlum. Adam olacaksınız. Onları yedirmeyiz oğlum. Bak adamı çıldırtmayın. Onlar reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bize hediyesi. Ya öyle kolay değil. Siz Erdoğan'a oy vererek daha fazla Suriyeli istediniz. Erdoğan'a oy vererek daha fazla Afgan istediniz. Erdoğan'a oy vererek daha fazla mülteci istediniz. Şimdi tepki gösteriyorsunuz. Yok öyle ya ama. Siz bunu istediniz. Ve bunlarla beraber yaşayacaktınız. Yok öyle ya ama. Güzel konuştum lan. Vallahi güzel konuştum ha. Da ben niye? Bunun altı mı delik la? Damlatıyor. Ben niye bu kadar gaza geldim? Allah. Arkadaşlar Türkiye daha kimin FETÖ'cü olup olmadığına karar verememiş. Sosyal medyada herkes dört gözle birbirlerini FETÖ'cü ilan etmek için bekliyor. Hele şu anda bu dört büyükler futbolda saçma sapan işler oluyor. Herkes transfer yapıyor. Yani karnını doyuracak parası yok ama habire birileri para harcıyor. Satan illaki yerine birini alabilir. Bunda bir problem yok. Ama satamayıp satamadığı halde hala bir yerlerden para bulup harcayan zihniyetleri anlamıyorum. Eninde sonunda Arapların eline düşeceksiniz dediğimde bana kızıyorsunuz. Ama eninde sonunda Arapların eline düşeceksiniz. 3 kuruşa o kulüpleri Araplara satmak zorunda kalacaksınız. Demedi demeyin. Ha taraftar sevinir. Belki Araplar alırsa ne olur baba? İyi transferler yaparlar, biz de maç izleriz diyor. Ama Araplara sata 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 artık yakında ne olacaksınız bilmiyorum. Neyse, konumuza dönelim. Efendim, Tolunay Kafkas 8+3 kuralıyla ilgili demiş ki benim Türk sporcum sahada olacak. Kim karşı çıkarsa onun karşısındayım, ben Türk milliyetçisiyim. Ankara Gücü'nün maçında ilk maçta 11 yabancı ile oynamış. Millet buna tepki gösteriyor. Olabilir, normal. Yani sonuçta Türk milliyetçisini MHP'den görüyoruz. MHP'nin Türk milliyetçiliği ne ki, Tolunay Kafkas'ın Türk milliyetçiliği ne olsun diyebiliriz. Bunun yanı sıra efendim dün Richarlison'u mu aldı Beşiktaş? Evet, Galatasaray istiyordu. Beşiktaş parmak attı, Richarlison'u aldı. Belki ismini yanlış söyleyebilirim. Kusura bakmayın. Sonra sosyal medyada ta 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 diye bir paylaşım yaptılar. Talisca geliyormuş. Herkes ayağa kalktı. Ola ola ola, Talisca Talisca Talisca. Beşiktaş bir paylaşım yapmış, bir fotoğraf paylaşmış. O fotoğrafta Türkçe olimpiyatlarından bir kare. İşte Türkçe olimpiyatları o statta yapıldı, oradan bir kare. Vay efendim, siz Türkçe olimpiyatlarından bir kareyi, bir fotoğrafı paylaştınız. Siz FETÖ'cüsünüz, siz suçlusunuz, siz busunuz. Ya bir Allah'ın kulu da demiyor ki oğlum, madem bunlar terörist, madem bunlar vatan haini, ya bunlar bu ülkede nasıl olimpiyat yaptı? Bu olimpiyatı kim yaptırdı? Yaptıran kimdi? Yani yaptıranın kim olduğuna değil de o stat kullanıldı diye o stada ve o stadın işte kullanan takıma o fotoğrafı paylaştılar diye o kulübe tepki gösteriyorlar. Yani ya gerçekten kafalar gitmiş ya.
İşte Şenol Güneş Türkçe Olimpiyatlarına gitmiş. İşte Fatih Terim gitmiş mi gitmemiş mi bir paylaşım var. Ali Koç'un paylaşımı var. Ali Koç'u paylaşıyorlar. Erdoğan gitti, Erdoğan. Erdoğan müsaade etti. Tamam. Erdoğan. AKP. AKP'nin milletvekilleri. Tamam mı kardeşim? Götünü yiyorsa Erdoğan'a tepki göstereceksin. Eğer bunlar suçluysa, bunlar terörist dedi diyorsunuz ya, bunlar teröristse Erdoğan'a tepki göstereceksin. Tamam. Hangi terörist elin yabancısının çocuğunu getirip de Türkçe konuşturuyor, Türkçe şarkı söyletiyor? Ha? Hangi terörist banka açıyor? Hangi terörist dershane açıyor, çoluğunu çocuğuna eğitim veriyor? Hangi terörist? Bazı şeyleri düşünmek lazım. Yarın öbürsü gün Erdoğan dönse dese ki ben yanılmışım, hata etmişim, kandırılmışım dese ki diyecek, elbet diyecek. O zaman döneceksiniz. Ya Erdoğan'ı kandırmışlar, ne yapak diye. Oğlum böyle bir kitlesiniz, böyle bir zihniyetsiniz. Ama bak şimdi bir taraftan bunlara da diyorum ki siz kalkıp bu milletin çoluğunu çocuğunu okutarak, bu milletin çoluğuna çocuğuna eğitim vererek ne yaptınız? Ne yaptınız? En ufak bir şeyde bak hepsi sattı sizi. Hepsi sırtını döndü. Bırak parayla okuyanları, ulan bedava okuyanlar bile, onların babaları, anaları bile sırtını döndü. Size terörist denildi diye döndü, terörist dedi. Ya nereden nereye arkadaşlar? Onun için dönüp laf söylemeniz gereken yer Erdoğan. Dönüp laf söylemeniz gereken yer AKP ve AKP'nin milletvekilleri. Bugün hala FETÖ'den abisi cezaevinde olan AKP tarafından büyükelçi yapılıyorsa, bugün hala FETÖ'den soruşturma geçirenler bir yerlere getiriliyorsa ve gariban insanlar cezaevinde inim inim inletiliyorsa, yani sen bu ülkeden bir şey bekleme. Bu ne bu ülkeden, ne bu milletten, ne bu zihniyetten hiçbir şey olmaz kardeşim. Tamam, birbirimizi kandırmayalım. Holigansınız ve holigan olmaya da devam ediyorsunuz. Devam edin. Bir gün uyanmanız dileğiyle. Ki öyle bir derin uykudasınız ki ne siz uyanırsınız ne de bu ülke düzelir. Düşündürücü. Efendim, Alman Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut Türkiye'ye gelmiş. Antalya'da gözaltına almışlar. Dokunulmazlığı olan milletvekilini Antalya'da gözaltına almışlar apar topar. Sağlık kontrolünden geçirmişler, savcının karşısına çıkarmışlar. Cezaevine gidecek. Erdoğan'ın iki dudağının arasında. Gidip gitmemesi. Bu arada Almanya harekete geçmiş. Dışişleri, mışişleri, diplomasi, müplomasi derken Erdoğan'ı ikna etmişler. Erdoğan demiş ki salın gitsin. Dosyasını da çöpe atmışlar. Şimdi bir, bu kadını niye gözaltına aldınız? Dışarıda gerek Almanya'ya gerekse diğer ülkelere şu mesaj veriliyor. Burası benim çöplüğüm. Dokunulmazlığı olan, bana kimse dokunamaz diyen birine dokunurum. Acımam, cezaevine atarım. Ayağınızı denk alın. Tabii ne oluyor? Diplomasik bir kriz. Tabii bunun yanı sıra içeride kendi kitlesine de bakın arkadaşlar, ne kadar güçlü bir lideriniz var. Almanların milletvekilini gözaltına aldı. Kendi kitlesi reis Allah senden razı olsun, bak o ne kadar da güçlüyüz. Osmanlı'ya geri döndük falan filan. Inter Milan. Bu kitle de böyle düşünüyor. Diğer taraftan da gerek Almanya'sı gerekse diğer ülkeleri yarın öbürsü gün. Bu Türkiye'nin kulağını çekmemiz lazım. Bu Türkiye'ye ceza vermemiz lazım derse. Ve buradan giden ürünler artık neler olur bilmiyorum. Bunlarla ilgili almıyoruz, geri gönderiyoruz derse. Veya Türkiye'deki şirketlerle olan sözleşmelerini iptal edip bunu Türkiye'deki şirketlere fatura ederse ne olacak? Bunun acısını nasıl çıkartacaklar bunlar? Alman bunun altında kalmaz. Elbet bunun hesabını sorar. Yarın öbürsü gün senin Dışişleri Bakanın, senin herhangi bir milletvekilin Almanya'ya gitti. Oldu ya. Gözaltına aldılar. Ne olacak? Veya senin milletvekillerinden, bakanlarından birinin Almanya'dan okuyan çoluğunu çocuğunu gözaltına aldılar. Ne olacak? Yapmaz deme. Herkesin bir sabrı var. Orada demokrasi var, hukuk var, yapmaz deme. Bir yaparsa o zaman görürüm. O zaman
El mi yaman, Alman mı yaman görürsün. Yani biz büyük bir krize sebep olduk. Farkında değiliz arkadaşlar. Farkında değiliz. Büyük bir krize sebep olduk. Ya elbet bunun bir faturası olacaktır. Elbet bunun faturasını keseceklerdir. Nasıl olur bilmiyorum. Ama Alman bunun altında kalmaz. Dokunulmazlığı olan bir milletvekiline sen bunu yaparsan Alman da bunun karşılığını bir şekilde verir. Kendi tabii ki vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin. Olanlar da Türkiye'den çekilsin mesajı vermiş. Yarın bunu diğerleri de yapacak. Yarın turist göndermeyecekler. Bir dahaki yaz turist bulamayacaksın. Turist gelmediği zaman dolar gelmeyecek. Dolar gelmediği zaman sen bu işi nasıl tutacaksın? Dolar alıp başını gidecek. Ha sen diyorsan ki ben zaten belediye seçimlerine şey olarak bakıyorum. Hani bombayı patlatacağım ondan sonra doları salacağım. Canı cehenneme isterse 200 lira olsun. Ha, o zaman ayrı. O zaman ayrı. Zaten belediye seçimlerine son seçim olarak bakıyorsan ondan sonra çok da seçim meçim umurumda değil diyorsan tabii sen de haklısın. Bakalım göreceğiz.